Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Photoshop'ta vaziyet planı görselleştirmeyi öğreneceğiz. İlk olarak PDF dosyasını Photoshop'a sürükleyerek dosyamızı atıyoruz. Yeni bir layer açarak beyaz bir arka plan oluşturuyorum. Magic Wand ile yolları seçiyorum. Solid Color'dan rengini belirliyorum. Magic Wand ile komşu binaların hepsini seçiyorum. Solid Color'ı kullanarak beyaza boyuyorum. Boyadığım binalara Drop Shadow efektiyle gölge ekliyorum. Bu ekrandan gölgenizin açısını, boyutunu veya rengini ayarlayabilirsiniz. Yollara derinlik vermesi için yol layer'ına Inner Shadow efektini uyguluyorum. Bu kısımda çizgiler arasında boşluk kaldığı için yolun dışında kalan alanlar da boyanmış. Bu nedenle yolların dışına taşan kısımları poligonal lasso aracını kullanarak seçiyorum ve siliyorum. Çizim dosyamda bulunan açık kalmış çizgileri fırça aracıyla dolduruyorum. Burada seçim işlemini magnetik lasso aracını kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Tüm çizimin arkasına açık renk bir arka plan ekliyorum. Poligonal lasso aracıyla parsel sınırlarımı seçerek arka planı temizliyorum. Parselin içerisinde kalan boyanmamış yolları da aynı şekilde boyuyorum. Okların üzerinden fırçayla boyayarak gölgelerinin kaybolmasını sağlıyorum. Binanın çatısı için seçtiğim bir materyal görselini getiriyorum ve boyutlandırıyorum. Magic Wand ile binanın çatısını seçerek layer maskesi ekliyorum. Aynı işlemi diğer kısımlar için de yapıyorum. Ancak alçakta kalan kısımların opacity'sini düşürerek daha açık renkli olmasını sağlıyorum. Layer'larımın sıralamasını düzenliyorum ve gruplandırıyorum. Yukarıda görünen çatı döşemeleri için Hue Saturation ekliyorum ve aydınlığını düşürüyorum. Bu işlemin yalnızca altındaki layer'ı etkilemesi için sol altında bulunan simgeye basmanız veya klavyenizden Ctrl+Alt+Y tuşlarını aynı anda basmanız gerekiyor. Binanın sınırlarının daha belirgin olması için her çatı layer'ına çift tıklayarak Stroke efekti veriyorum. Yeşil alanlar için çimen görseli getiriyorum. Ölçeğini ayarlıyorum ve Alt Shift tuşlarına basılı tutarak yana doğru kopyalıyorum. Merge Layers seçeneğine basarak layer'ları birleştiriyorum. Magic Wand ile çizim layer'ındaki bütün yeşil alanları seçiyorum. Çimen layer'ına maske ekliyorum ve opacity'sini düşürüyorum. Çizimdeki hatalı kısımları düzelterek eksik kısımları çimen layer'ına atıyorum. Diğer binaların çatısı için farklı bir materyal getiriyorum. Desenin tam oturması için boyutlandırıp çoğaltıyorum.
Yatay bina için görselin açısını değiştirerek desenin başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlıyorum. Magic Wand aracıyla seçerek maske ekliyorum. İki bina arasında kalan cam saçak için şerit şeklinde metal bir materyal seçiyorum. Görseli boyutlandırıp çoğaltıyorum ve merge ile birleştiriyorum. Layer modunu multiply yaparak arkadaki çizgileri referans alarak hizalandırıyorum. Layer'a Hue Saturation ekleyerek rengini değiştiriyorum. Layer'larımın sıralarını değiştirerek organize ediyorum. Eğim çizgilerinin üzerinden fırça ile geçerek gölgelerini siliyorum. Sokak ve cadde isimleri ekliyorum. Kuzey oku ekliyorum. Dosyaya kod görseli getiriyorum. Stroke efekti ile çizgilerini belirginleştiriyorum ve çatılara kodlarını yazıyorum. Taş materyalini başka bir dosyada açıyorum. Edit, Define, Pattern seçeneklerini kullanarak desen olarak kaydediyorum. Magic Wand ile bütün yayı yollarını seçiyorum. Herhangi bir renge boyadıktan sonra Layer efekti olarak Pattern Overlay'i seçiyorum ve oluşturmuş olduğum deseni seçiyorum. Buradan desenin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Eksik olan yaya yollarını ekliyorum. Layer maskesi sayesinde görselinizi silmeden ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Bunun için layer'ınızın yanında oluşmuş olan maske kutucuğuna basarak seçili alanları beyaza veya siyaha boyamanız gerekiyor. Beyaza boyayarak görünmesini, siyaha boyayarak gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bahçeye ağaç ekliyorum. Daha gerçekçi olması için gölge eklememiz gerekiyor. Bunun için ilk olarak ağaç layer'ını kopyalıyorum. Hue Saturation ile parlaklığını düşürerek siyaha çeviriyorum. Opasitesini düşürüyorum ve diğer layer'ın altına alıyorum. Filter, Blur, Gaussian Blur seçeneği ile gölgenin daha gerçekçi durmasını sağlıyorum.
Ağaçları gölgeleriyle beraber çoğaltıyorum ve farklı durması için açılarını değiştiriyorum. Bunu yaptığınız zaman gölgenin yönünü de aynı şekilde değiştirmeyi unutmayın. Diğer kısımlara küçük çalılar ekliyorum. Aynı şekilde bu görsellere de gölge ekleyebilirsiniz. Ben burada hepsine gölge eklemedim. Binanın girişlerini belirtmek için ok yerleştiriyorum ve konut girişi veya ticaret girişi olarak belirtiyorum. Son olarak binaları belirginleştirmek için drop shadow efektiyle gölge ekliyorum.
Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.